Şimdi bunları biz konuşuyoruz. Bakın, bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde olan derin ilişkiler, karanlık ilişkiler, bir tarafında medyası, yargı mensupları, bürokrasisi, siyasetçisi ve iş dünyası kılıklı, artık onlara ben iş adamı falan diyemiyorum hakikaten, bir takım tiplerin diyeyim, içinde bulunduğu bir ilişkiler silsilesi. Bütün bunlar olup biterken gençler bu hafta sonu kendi gelecekleri için çok önemli bir sınava girecekler. Yüksek öğretim kurumlarına geçiş sınavına girecekler. Milyonlarca gencin kader sınavı yarın. Bir kere buradan kafadan hepsine başarılar diliyorum ama başarı bu ülkede bir kere birinci olarak akıl sağlığınızı yitirmemek. İkincisi de ahlaklı kalmak konusunda, kalbi temiz tutmak konusunda direnmeye devam etmek. Onun dışındaki hiçbir başarının bir değeri kalmadı bu ülkede. Çünkü insanların emeğini çalarak, insanların alın teri üzerinden, onların üzerinde tepinerek elde edilmiş hiçbir mevkinin, makamın, paranın, şöhretin benim nezdimde en ufak bir değeri yok. Yani bu çürümüşlük içerisinde ister Allame-i Cihan olun, ister öyle olun, ister böyle olun hiçbir değeri yok. Ne demiş birisi? En büyük direniş kalbi temiz tutmaktır demiş. Rahmetli anneannem de hüsnü niyetlerdi. Böyle bir ortamda bu gençler, bu çocuklar gidecekler, bu sınava girecekler. Sanki yaşamlarının en kritik, en önemli sınavıymış gibi. Oysa ki hayatın kendisi sürekli bir sınav. Bakın Sedat Peker gibi bir profil bile hani kendisiyle ilgili anlatıyor ya. Bugün nasıl bir kahramana dönüşebiliyor? Nasıl bir, nasıl diyeyim, nasıl bir nasıl bir gündeme vesile olabiliyor. Yani hayat çok ilginç. Size bir takım fırsatlar sunuyor, bir takım kötü sürprizler veriyor ama devam eden bir süreç. Ve böyle bir günde biz sabah uyanıyoruz. Bu çocuklar yarın sınava girecekler. Katar'da öğrencilere ücretsiz tıp eğitimi hakkı tanınmış. Efendim o askeri eğitimmiş de öyleymiş de böyleymiş de. Ya kardeşim, böyle bir protokol imzalanmış mı? İmzalanmış. Bir takım Katarlı öğrenciler Türkiye'de ücretsiz tıp eğitimi alacak mı? Alacak. Tamam, konu bitmiştir o zaman. Peki bu Katarlı öğrenciler aynı zamanda Türkiye'deki askeri tesislere de girebilecekler mi? Garnizonlara, askeri kamplara, ordu evlerine mesela. Protokolde böyle bir bölüm de olduğunu söyleniyor. Bu doğru mu? Gerçek mi? Böyle bir şey olacak mı mesela? Kendi vatandaşına tanımadığın ayrıcalığı, kendi vatandaşına sunmadığın fırsat eşitliğini niye yani ben ne ırkçıyım ne bir şey. Ama yani Kayıhan Pala yazmış, al işte ne diyor, tıp fakültesini kazanmak için gecesini gündüzüne katıp uğraşan, yarın sınava girecek olan bir gencin ve çocuğu kazanabilsin diye gecelerini gündüzlerine katarak emek veren çalışan ana babasının yerine koymaya çalıştım kendimi bu karar karşısında. Tepkimi yazıya dökemedim. Haksız mı Kayıhan Hoca? O da bir hekim. Yazık, günah değil mi yani? Hakikaten. Geçmişte de sınav soruları çalındı. Kimdir o onursuz insanlar? Bugün devletin hangi makamlarında oturmaktadırlar? Kendilerini saklayarak böyle. Ne fena değil mi? Ne onursuzluk hakikaten ya. Yani bu Ferhat diyor ki biraz da öz ışık, bir dakika. Evet, aynen öyle. O da var tabii. Biraz da öz ışık kardeşlerden bahsederseniz millet seviniriz, millet unutmasın unutturmayalım. Onlar kendilerini sürekli hatırlatıyorlar Ferhat'cığım zaten. Ve CHP vekilleri de kendileriyle ilgili bir sürü soru önergesi verdiler. Yani böyle bir bakar mısın yani? Biz Katar'ın ekonomik sömürgesi, kolonisi falan mı olduk da benim haberim yok. Ben anlamıyorum yani. Bir tank palet fabrikası, arkasından Borsa İstanbul, işte arkasından uçak hibeleri, ülkede ne var ne yoksa hepsini Katar sermayesi aldı. Bu nedir yani? Bizim Katar'la ne gibi bir gönül bağımız, nasıl bir yani tarihsel bir sürecimiz, bir şeyimiz var? Ben bilmiyorum, anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum. Sorduğum zaman da vay siz sermaye ırkçılığı yapıyorsunuz. Niye yapar sermaye ırkçılığı? Bülent Turan kızmış mesela, bakın AK Parti vekili diyor ki Bülent Bey, YKS'ye saatler kala attığın bu tweet, Kılıçdaroğlu'na söylüyor, bu tweetin altında ezileceksin, siyasetini, yalan dilini biz çekelim eyvallah ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok. Protokol iki ülke arasındaki askeri personel, askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil.
Niye ki biz Katar'la böyle bir askeri protokol yapıyoruz arkadaşlar ya ayrıca? Yani Katar'ın benim bilmediğim bir askeri dehası falan mı var yani? Hani böyle bir işbirliği yapıyoruz. Hani Türk ordusundan, TSK'dan, Türkiye'deki askeri öğrencilerden mesela ne gibi bir hani üstünlükleri var da biz onlarla böyle bir işbirliği yapıyoruz? Nedir yani? Evet. Duygusal sebepler var. Ben de biliyorum. Duygusal sebepler var. Oysa ki bu ülke her konuda fırsat eşitliği ideali üzerine o vizyonda kurulmuş bir cumhuriyetti. Öyle bir ülkeydi. Ama bakın bugün mesela eğitimi bitirmiş vaziyetteler ya. Boğaziçi Üniversitesi'nde hocamız Cem Sağ. O paylaşınca gördüm. Uzunca bir zamandır oradaki aslında hala devam eden direnişle ilgili haber yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Sedat Peker bizi öyle bir şeye soktu ki çıkamıyoruz oradan yani. Öyle bir hortumun içinden geçiyoruz ki deyim yerindeyse. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu hayatında bir gün bile Boğaziçi'nde ders vermemiş ve kadrosu İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Nedir mesela bu üniversite? Yeni kurulmuş bir tabela üniversitesi. Bilmiyorum ki. Marmara Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nde olan kişilerin oylarıyla üniversiteye hoca alım ölçütleri aşağı çekiliyor. Hocaların İngilizce bilme şartı bile kaldırılıyor. Yahu 3-5 tane küresel ölçekte rekabet edecek evlat yetiştiren, genç yetiştiren üniversiteniz vardı. Neden yapıyorsunuz bunu ya? Ben hayatımda hiç eğitime ve eğitimli insana bu kadar düşman bir iktidar görmedim daha önce bu ülkede. Ne etti size bu insanlar ya? Ne yaptı size bu insanlar? Burası bir devlet üniversitesi, devlet. Günün birinde fakirin, fukaranın, deha çocuğu, akıllı çocuğu, yetenekli çocuğu gidecek, orada eğitim görecek. Kendi yaşıtlarıyla rekabet edecek, belki bir ödül alacak, bir şey yapacak, bir icat çıkartacak. Neden yapıyorsunuz bunu ya? Neden? Neden yani? Zaten 3 tane, 5 tane bu kalitede, bu kalibrede üniversiteniz var. Abbas Güçlü çok güzel paylaşımlar yapıyor eğitimle ilgili. O da yazmış mesela YKS ile ilgili. Diyor ki ülkede kaç kişi istediği bölümü okuyor? Kaç kişi seçtiği mesleği yapabiliyor? Ah, aldığı eğitimden memnun olan var mı? Hayalini kurduğu okula, mesleğe, işe giren var mı? Gençliği ciddiye alan var mı? İşsiz olmayan bir ev var mı? Ya daha dün söyledik biliyorsunuz işsiz güçsüz nüfusta Avrupa rekortmeniyiz. Milyonlarca insan iş aramayı bıraktı Türkiye'de. Veriler bunu gösteriyor. Yani çok acıklı bir şey geldiğimiz nokta ve hala eğitimle uğraşılıyor. Bakın gene bir çobanın mektubunu yayınlamıştı Abbas. Dedim ya demin işte fakir fukaranın çocuğu nerede okuyacak bu devlet okullarında okumayacaksa. LGS'de fakir bir köy çocuğunun soru kitapçığına yazdıkları her şeyi öyle güzel özetlemiş ki onun gördüğünü hala Ankara göremiyor. Şöyle hemen ekranını büyüteyim ve size onu okullar bize ne yapmamız gerektiğini öğretebiliyor. Beynimizi kullanmayı değil. O kadar güzel yazmış ki yazım kötü kurşun kalemle güzel yazamıyorum demiş. O kadar güzel yazmış ki. Ya dur şu tweetin ben kendisini bulayım da oradan net şimdi burada şurada tam şurada ekrana tam getireyim de oradan okuyayım size. Duymadıysanız, görmediyseniz bu mektubu yani sınav kağıdına yazdığı fakir bir köy çocuğunun laflarını okuyayım size. Okullar bize ne yapmamız gerektiğini öğretiyor. Beynimizi kullanmayı değil. Aynı robot gibi. Ama beynini kullanmadıktan sonra bunları öğren ne fayda eder? Beynini kullanabiliyorsan gittiğin okul önemi yok. Hem bu zamanda okusan da meslek sahibi olamıyorsun ve zengin olmaksa bunu okul okuyarak yapamazsın. Beynini kullanmak gerek. Bunu da okulda öğretmiyorsunuz. Ben de beynimi kullanacağım ve kendimi geliştirip zenginliğe doğru gideceğim. Bence okul insanları kendi aptal gibi hissettiren, bence okul insanlara kendini aptal gibi hissettiren bir yer. Aslında çok zeki insanlar var ama onlar okul yüzünden kendini salak gibi hissediyor ve bu sayede o insan kaybetmiyor, o ülke kaybediyor. Var mı üstüne söyleyecek bir söz?